Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'in zulubina Muhammed. Buyurun iskelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve cennet yapamak nasip ve müyesser eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Lut'an idgâle li kavmihi etetunnel fahşete ve entum tubsirun. اَيْنِنَا يُسْتَيْتَسُنَّا رِجَالَ شَكْرَةً مِنْ كُلِّ النِّسَى فَلَنْ تُمْقَوْمُ تَجْبَلُونَ اِلَى اَخِرَّا يَصَدَقَ اللّٰهِ Değerli müminler, bu akşamki dersimizde 54. ayet-i kerimeden 58. ayet-i kerimeye kadar ki Lut aleyhisselamla ilgili olan kısmı arz etmeye çalışacağız. Benden evvel, iki hafta evvel bulunamadığım derste Müftü Bey zannediyor bu kısımların dersini yapmış, öyle bir iddialı. Fakat dersin devamı ve anlatılmış olması veya belki biraz daha farklı tespitler üzerinde durmak bakımından tekrarında fayda görüyor. Şimdi burada Lut kavmi ile ilgili anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'in birçok suresinde Lut kavminin kabahati, kusuru, suçu anlatılıyor. Bunun detayı üzerinde duracak değilim. Ama bu konunun anlatıldığı ayetler içerisindeki birkaç kavramın özellikle bir tanesinin üzerinde biraz daha genişçe durmak istiyoruz. Ayet-i kerime şöyle: وَلُوتًا اِذْقَالَ لِقَوْمِ Lut kavmine şöyle söylediği zamanı hatırlayın. Bir peygamberi kavmine söylüyor. Peki bunun ne anlamı var? Peygamberimiz kime söylüyor bunu? Mekke'dekilere söylüyor. Demek ki Mekke'de de buna benzer ahlaki yozlaşma, ahlaki bozulma var. Toplumda sapmalar var, yanlışlar var. O peygamberin nasihatını anlatarak kıssadan hisse anlamında o muhataplarını anlatıyor. Sonra kıyamete kadar da böyle bir problemle karşı karşıya kalmamak ya da kalanları uyarmak ya da geçmişlerin akıbetini öğrenmek için biz de bize düşen ibret ve dersi almakta sorumluyuz. Ne diyor peki Lut peygamber? اَتَتُونَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْسِرُونَ Siz göre göre o çirkin, fahiş işi mi yapıyorsunuz? Yani buna mı geliyorsunuz? Bundan başka yapacaksınız bir işiniz yok mu? Göre göre, bile bile bunu mu yapıyorsunuz? Diye böyle söylüyor. Şimdi burada benim durmak istediğim fahişe kelimesi geçiyor. Tabii ayeti söylerken daha önce birkaç kez söyledik, özür dileriz demiyoruz ama fahişe, fuhuş veya bu anlamda kelimeler az kullanmak istesek de ayette olduğu için zaman zaman belki tekrar etmiş olacağız. Şimdi fuhuş kelimesi ne anlama gelir? Kur'an-ı Kerim ayetlerinde hepsini ele almak mümkün değil ama belli başlı bazı ayetlerle bu kelimeye ne anlam veriyor buna bakmak lazım. Fuhuş kelimesi din ve ahlak ölçülerine uygun olmayan her türlü davranış. Birincisi bu. Din ve ahlak ölçülerine uygun olmayan her türlü davranış, ifrada sapmak. İkinci anlam bakımından da evlilik dışı olan ilişkilere denilmektedir. Evlilik dışı ilişkiler neler olabilir? Kadınların kadınlarla, erkeklerin erkeklerle ve bir diğeri de efendim erkeklerin veya kadınların karşı cinsleriyle nikahsız beraberlikleri, bir de bazı hayvanlarla da ilişki kuran insanlar da var. Bütün bunlara baktığımız zaman o zaman şehevi arzuların Allah'ın gösterdiğinin dışındaki
tatmin yollarının hepsini kadın ve erkek fiilleriyle içine alan bir davranıştır. Bugün bunlara söylenen kelimeler var medya dilinde ama onlar biraz kürsüye yakışmıyor, biraz da şık olmadığı için onları söylemekten sarfına sarıyorum. O zaman burada başka bir şey çıkıyor diye. O zaman imtihanı onlardan birisi de şehvetidir. Yani arzularıdır. Şehvet, fuhuş kelimesiyle yakınlaştığında sonuç kötülük ortaya çıkmış oluyor. Böyle bakılınca demek ki nasıl yemek yemekle bir imtihanımız var. Mesela haram diyecekler var. لِعَيْنِهِ لِقَيْنِهِ ne demek? Bizatihi haram. Mesela domuz eti. Onu besmele çeksek de o helal olmaz. Bir de kazanç yoluyla haram. Mesela diyelim ki yumurta helaldir ama biz onu çalmışsak ya da haram bir parayla almışsak dolaylı olarak nedir? Haram bir gıda olmuş oluyor. Veya başka şeylerde elbiseyle açıklıkla günahlarımız var. O halde Cenab-ı Hak insanları bir de bu konuda imtihan etmektedir. İnsan yaratılışına bu özellik verilmiş. Şimdi bir Allah dostu şöyle dua etmek istemiş. Allah'ım benden şehvet arzusunun tutkusunu, talebini al diye dua edesi gelmiş şimdi bir alemin. Hani böyle bir arzu olmasın. Fakat sonra düşündüm ki diyor, hiçbir peygamberin böyle bir duası yok ki. O zaman insanlar demek ki bir şehvet duygusu var ama bunun dengede gitmesine biz ne diyoruz? Arapça ama Türkçeleştirdik. İffet diyoruz değil mi? O halde İslam evlenmeyi tavsiye etmiş. Evlenmemek istisnai şeylerdir. Ama bizim peygamberimiz evlenmiş ve çok çocuk sahibi olmayı da tavsiye buyurmuş. Böyle bakınca insanın bedeni arzuları bakımından evlenmeye, neslini devam ettirmeye ihtiyacı var. Bunun için beş korunması gereken şeyden biri de neslin devamıdır. Bunun için ne gerekir? Evlilik. O halde insanlar bu konuda farklı imtihanlara tabi tutmuşlar. İşte Lüt kavmi daha evvel hiçbir kimsenin yapmamış olduğu erkeklerin birbirleriyle yakınlaşması günahını işlemiştir. Ve bu günahı işlediklerinden dolayı da peygamberlerine asi olmuşlar ve helak olduklarını Kur'an-ı Kerim anlatıyor, anlatacak. Şimdi böyle bakınca fahişe kelimesi, fuhuş dedik ya, fahişe kelimesi genellikle bizde kadınlar için kullanılan bir kelimedir. Halbuki dersin başında şöyle dedi, fuhuş din ve ahlak ölçülerine uygun olmayan her türlü davranış ve evlilik dışı ilişkiler dediğimize göre fahişe kelimesi erkek ve kadınlar için ortak kullanılabilecek bir kelimedir. Böyle bakıldığı zaman bu kelime aynı zamanda büyük günahları da ifade etmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden biraz sonra ifade edeceğim. Büyük günahlardan birisi de bu fuhuş kelimesiyle anlatılan günahlar olduğu bir anlamda. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müminlerden biat alıyor, kadın ve erkek. Sözleşme yapıyor. Taahhüt altında kalıyor. Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerimede kadınlarla biatlaşırken buyuruyor ki ey Peygamber Cenab-ı Hak kadınlarla biatlaştığın zaman şöyle sözleşme yap. Allah'tan başka Allah'a şirk koşmasınlar, hırsızlık yapmasınlar, işte kazandıkları çocukları konusunda iftiralarda bulmasınlar, zina etmesinler diye ayet devam ediyor. Ve burada Hint bin Utbe isminde bir kadın geliyor. Efendimiz ona diyor ki, hür bir kadın o. Zina etmeyeceğine söz veriyor. Anlaşma yapıyor ya. Ve kadın şöyle bir söz söylüyor. Hür kadınlar zina eder mi? Biz böyle bir şey yapar mıyız? Tabii yapan var da ekseriyet itibariyle hür kadınlar zina etmezler. Bunun altında zımmen şurada çıkıyor. Demek ki zina
hürriyetimizi zedeleyen bir değer. Nefsimize köleleştiren bir değer. Bizi bizden uzaklaştıran bir şey. O zaman Hint ne diyor burada? Efendim hür kadınlar zina eder mi diye beyan ediyor. 60. surenin 12. ayetinde bu mesele ne yapılmakta? Detaylı anlatılmaktadır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğe başladığı dönemde bakın Mekke'yi Medine'de 9 tane tespit edilen kadınların erkeklerle hemhal oldukları kötü evler var. Medine'de 9 tane. Sonra onlar Efendimiz tarafından kapattırılmış. Fakat okuduğum kitaplarda şunu gördüm, hayretler içerisinde kaldım. Efendimiz vefat ettikten sonra bu fuhuş çetesi olan kadınlar ve erkekler çok sevilmiş, bayram olmuşlar. Artık iş gevşer diye. Bunun için bu efendim İslam tarihi dönemlerinde ilk dönemler yasaklanmış. Fakat Çin diyarında fuhuş yapan kadınlardan devletin vergi aldığını duyan İslami topluluklardaki bazı idareciler bu işin önüne geçmenin zor olacağını veya başka sebeplerle bu kadınlardan vergi almaya başlamışlar. Tıpkı bizim yaşadığımız coğrafyadaki ülkemizdeki gibi. Çok özür diliyorum. Yeri değil, vergilendirilmiş kazanç, işte saldırı vesaire gibi kelimelerle de süslüyorlar. Ve bu da gösteriyor ki insanlık imtihanı başladığı günden bugüne kadar hem cinsiyle bir imtihan içindedir ki Habil'le Kabil'in de eğer o rivayetler doğruysa bir evlilik sebebiyle aralarının açıldığı onun için kardeşini öldürdüğünü yapılmakta beyan edilmektedir. Şimdi meseleye böyle bakıldığı zaman o zaman diğer tarafa gelecek olursak ayete dönüyorum. Ve Lut'tan izgâle bi gavmihim Habil'e dedi ki اَتَكْتُونَ الْفَحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُسْرُونَ Siz göre göre bu çirkin fuhuş işini mi yapıyorsunuz? Demek ki fuhuş kelimesi sadece erkek ve kadınların nikahsız beraberliklerine değinmiyor. Erkeklerin erkeklerle veya kadınların kadınlarla veya nikahsız erkeklerin erkeklerle, kadınların kadınlarla veya erkeklerin başka canlılarla ilişkilerine bu değerlerin dışındaki beraberlik, cinsiyet değiştirmeler vesaire vesaire hepsi fuhuş kelimesi ifade edilir. Tabii günümüzde fuhuş kelimesi aslında tarih itibariyle kötü olarak bilinmekle beraber günümüzde modernizm ve özgürlük adına kişilerin kendi hakları olarak kabullenilmiş ancak küçük çocuklarla bir de rıza dışında zorlamalar kınanan, ayıplanan, cezalanan olmuş. Bunun dışındaki birliktelikler ise övünen veyahut da işte takip edilen forma görmüştür. Yani zorla tecavüz veya bir çocuğu olursa orada toplum ve dünya bu yanlıştır diyor. Ama bir insanın kendi kararıyla bu günahları işlerse cinsiyet değiştirir, erkeklerle beraber olur vesaire. O takdirde ne oluyor? Toplum tarafından artık normal görünmeye başlanmıştır ki Türkiye'de maalesef işte görüyoruz erkek arkadaşı olanların medyada veya hiç unutmuyorum şehir ismi vermeyin Güneydoğu'da bir şehrin kadınlarını eşcinsel bir adam gitti orada terzini öğretmeye kalkıyor. Üzücü bir şey değil mi? Ve gayet de itibar veriyor. Ama o sanatı falan diyorlar işte benim tarafı değil. Veya buna benzer. Böyle bir toplumda sinema sektörü de bu fuhuş meselesini internet ağları vesairelerde ne yapmıştır? Biraz daha tetiklemiştir. Yani çok zor bir imtihan sahası vardır. Şimdi buraya baktığımız zaman o zaman insanın şehvetle imtihanı en zor olan imtihanlardan biridir. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu kıyamet gününde 7 grup insan arşın gölgesinde gölgeleneceklerdir. Bunlardan da biri soylu ve güzel bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen insan, genç. Yani kadın güzel ve soylu davet ediyor. Ne gibi? Tıpkı Yusuf Aleyhisselam'a hey tebe, haydi gel dedi ya, öyle diyen bir kadına ne diyecek? Maazallah, Allah'a sığınırım diyecek.
senin davet ettiğin günahtansa zindanı tercih ederim diyecek, insan kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenecektir buyurmaktadır. Bunun için Meryem karşısında insan suretinde Cebrail'i gördüğünde onun melek olduğunu bilemeyince, eğer takva sahibiysen senden Rahman olan Allah'a sığınıyorum diyerekten korunmasını bu şekilde ifade ettiğini Kur'an-ı Kerim beyanmıştır. Dedik ya, insanın fıtratına bu temayül konmuştur. Yani karşı cinsle beraber olmak. Onun için ayet-i kerimede وَمِنْ اَيَاتِهِ مَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا. Allah'ın ayetlerinden biri, sizin için karşı cinsler yaratması, yani eşler, kadın için erkek için kadın yarattı, gönüllerinizin onlarla sükun bulmasıdır ve aranızda sevgi ve merhametin olmasıdır buyuruyor. زُيُّنَ لِلنَّاسِ رُبُّ شَهْوَاتِ بِلَنْدِسَ. Sevgi ve şehvetlerden insanlara bezenenler içerisinde kadınların ilk sırada sevilen konumda yaratıldığını Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeyle beyan etmiştir. O halde Efendimiz Aleyhisselam bana bir şey sevdirildi buyururken namaz, güzel koku ve kadın kelimesinin kullanması da manidar. O zaman burada şu var, kadına olan sevgi ya da kadının erkeğe olan ilgisi tevhid sınırları, iman sınırları, sünnet sınırları içerisinde olursa bunun teşvik edildiği salih amel olduğunu görüyoruz. Ama bunun dışında olursa veya başka cinslere saparsa fuhuş kelimesiyle ifade edildiği görülmektedir. Şimdi değerli müminler, ayet-i kerimelere böyle baktığımızda birkaç ayetten örnek sunalım. Kur'an-ı Kerim'de bu fuhuş kelimesiyle ilgili ayetlere baktığımızda şöyle bir ayet var. وَاِذَا فَعَلُوا فَعَيْشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا عَبَانَا. Onlar fahiş bir iş yaptıklarında, Araf suresi ayet 28 yazanlar için, fuhuş, kötülük, dinin kabul etmediği bir şey yaptıklarında biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Eskiden de böyleydi kardeşim. Onun için biz atamız, babamızın, geçmişimizin taklidini, geleneğini koruyoruz derler. Hatta ileri derler, Allah bunu bize emretmiştir gibi de Allah'a da itiraf eder. O zaman Kur'an-ı Kerim diyor ki, siz fuhuş konusu denen, yani dinin ve aklı selimin kabul etmeyeceği itiraf davranışlar ya da evlilik dışı davranışları kendinizden evvelkilerden tevarüz etmiş, miras almış olsanız bile bu geçerli bir sebep değildir. Çünkü Allah bunu yasaklamıştır. İsterseniz bu konuyla ilgili başka bir ayet-i kerime okuyalım. Yine Araf suresinin 33. ayette قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ buyuruyor ki, de ki, Rabbim ancak açık ve gizli tüm fuhuş çeşitlerini yasaklamıştır. Bakın burada açık ve gizli, yani fuhuşun veya evlilik dışı ilişkilerin veya dinin yasakladığı davranışların gizlisi ve açık. Ve gizlisini kim bilir? Allah-u Teala'dır. İnsanlar, ancak o güneş dediği insan bilir. Onun dışındakilerin bunu bilme imkanı nedir? Yok olduğu beyan edilmektedir. Şimdi meseleye böyle bakınca, hani bir ayet-i kerime var, cuma günleri okunuyor. Aslında şöyle bir anket yapmak lazım, faydası vardır muhakkak. اِنَّ اللّٰهَ يَكُرُ بِنْ عَدْلِ وَالِحْسَانِ وَاِتَائِذِ قُرْبَى. Acaba bu tercümesi okunduktan sonra toplumda bu ayet üzerinde derinleme, düşünme, iyiliğe sevk etme, güdürten, men etme gibi bir şey ne kadar tesirli oluyor bilemiyorum. Yoksa artık alışılmış hoca efendi okuyor, biz de dinliyoruz mu oluyor. Dikkat ederseniz ilk yasaklanan وَيَنَّا عَنِ الْفَحْشَى fuhuş yasaklanmıştı. İlk yasaklanan şey orada Allah'ın emirlerinden sonra yasaklanan şey fuhuştu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim evlilik dışı, İslam ve akli selimin dışındaki tüm davranış çeşitleri, ister kötü kavminiki olsun, ister karı koca ilişkisinin dışındaki ilişkiler, hepsini ne yapmıştır? Kınanan veyahut da tehdit edilen, azap olan davranış olarak beyan etmiştir. Şimdi isterseniz bu konuyu şöyle de tamamlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de, yanılmıyorsam Nisa suresinde olacak, burada ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Ey iman edenler, kadınlara zorla mirasçı olmanız size uygun düşmez.
وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَتَّهُ بِبَعْضِ مَا عَدَيْتُمُنَّ اِلَّا اَنْ يَتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَ Açık bir fahişe, hayasızlık yapmış olmaları dışında kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Açık bir fahişe, fuhuş yapmalarının dışında verdiğiniz mihirler, hediyeler vesaire detaylı geri almaya kalkmayın. Demek ki ilişkilerde ve boşanmalarda fuhuşa sapmış olmanın bazı hukuki sonuçları olduğunu ne yapmakta? Ayet-i Kerime göstermektedir. Hatta şöyle bir husus da var yine Kur'an-ı Kerim'de. Sure-i Nisa'da 15. ayette وَالَّذِي يَتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden 4 şahit getirin. Ayet devam ediyor. Erkeklerle ilgili de tabi var bu hususlar. O zaman burada şunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de fuhuş denilen bu evlilik dışı ilişkilerin ve dini, örfün, hakkı selimin reddettiği davranışların yasaklanması ile ilgili çok ayet-i kerimeler var. İsterseniz bu konuyu biraz daha şöyle açıklamakta fayda var. Namazla fuhuş konusunda alakası var mı? Namazla fuhuş konusunda alakası oldu diyeceksiniz. Var. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Zannediyorum 29. surenin 45. ayeti olacak not edenler için. Muhakkak namaz fahşa, hayasızlık diye söylüyoruz genellikle edepli olsun diye. Fuhuşun her çeşidinden münker, hakkı selimin kabul etmediği davranışları uzaklaştırır. Demek ki namaz kılmak bu ahlaka bizi ulaştırır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Sure-i Mi'arş'ta illa usallin. Ancak namaz kılanlar öyle değildir diyor. Sonra namaz kılanlarla beraber sayarken vellezine hum li furucihim hafizun. Onlar iffet mahallerini korurlar. İlla ala ezvacihim ev ma malikat eymanuhum fe innahum gayru melumin. Ancak ellerinin altında bulunan eşleri ve diğerlerinden dolayı kınanmazlar. Bunun dışındakiler kınanmış olan, haddi aşmış olanlardır diyor. Yani İyi bir namaz kılmak, manevi huzuru bularak namaz kılmakla zinanın devam etmeyeceğini, eğer ederse bunun namazın kemalatına nakıslık getireceğini bize beyan ederek namazlarımızı korumak için bu tip günahlardan da uzak olmamız gerektiğine yapılmakta beyan edilir. Şimdi ayet-i kerimelere böyle baktığımız zaman o halde burada ifade edilen husus fuhuşun çirkin söz anlamı da içine aldığını görüyoruz. Demek ki fuhuş kelimesi çirkin, İslam'ın beğenmediği, hele de şehvete dönük sövmeler, resimler veyahut da efendim yazılar, filmler, bunları da ne yapmakta? İçine almış olduğunu görmekteyiz. Bunlardan birisi, eğer ayet-i kerimeyi bulabilirsem, bakayım şurada, Kur'an-ı Kerim'de bu tip fiilleri işlemenin vebali anlatılırken, bu tip fiilleri işleyenlerin akıbetleri anlatılırken, Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde fuhşu yayanların ve müminler arasında yayılmasını isteyenlerin de azapla karşı karşıya kalacaklarını yapmakta beyan etmektedir. Ayet hangisi? Nur suresi ayet 19. Bakın. اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ İnananlar arasında fuhşun yayılmasını arzu eden kimseler var ya, onlar için dünya ve ahiret hayatında elem dolu bir azap var. Gazete, radyo, televizyon, internetler, işte filmler veya ona göre eğlenceler, işte barlar, vesaireler, oteller, denizler, neyse artık ne sayarsanız. Demek ki fuhuşa yaklaştıran bu davranışların Müslümanlar arasında yayılmasına çalışan kimse, hangi kurum, hoca, öğretmen, patron, devlet, yetkili, anne baba, kimse Müslümanların arasında bu kötülüklerin çoğalmasını arzu edip gayret edenler için dünya ve ahirette elin bir azap vardır diye Cenab-ı Hak beyan ediyor. Vallahi yarın ben bir Allah bilirsin bilmem.
bilmezsin buyurularak, hatta bu ayet-i kerime Hazreti Ayşe'ye iftira ile ilgili bir konuda da geçmektedir. Demek ki bilmediğimiz konularda da, iftiraya varan konularda da böyle söylersek, bu şekilde bir vebale girmiş olur. اِنَّ الَّذِينَ يُكْتُنَا الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَكَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِسْمًا مُّبِينًا. Mü'min erkek ve mü'min kadınlara işlemedikleri bir günahtan dolayı iftira edenler büyük bir günah yüklenmişlerdir buyurulur Ahzab suresinde. Demek ki bilinmeden yapılan iftiralarda ne olabilir? Efendim fuhuş kavramının içerisine girmiş olduğunu ayet-i kerimede bu şekilde beyan ediyorlar. Şimdi fuhuş kelimesinin tevbe ile de alakası var. Yani bir fuhuşla iştigal eden bir insan tevbe eder mi demez mi? Şöyle bir ayet, numarasını hatırlayamıyorum da ben onu tettim bilmiyorum, şeyde Ali İmran suresinde. Bazen soruyorlar hocam hangi soru Ali İmran suresinde ayet açıklıyor. Canım okuyiver sureyi zaten kaç sayfa, ya 10 sayfa, ya 50 sayfa, ya bir satır. Surede dinledim. Ayet şöyle, وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً İlahir. Kim bir fahişelik fiili işler, yani fuhuş, evlilik dışı ilişkiler veya dinin veya aklı selimin kabul etmeyeceği ahlak dışı davranışlarda ifrat derecede sövmeler, küfürler, resimler, bilimler veya bu fiili işlerse veya kendine zulmederse, nefsine zulmederse ve sonra da tövbe ederse ve tövbede de sebat eder, günahta ısrar etmezse onlar için cennet vardır diyor ayet-i kerime. Yani وَاِنْ زَنَا وَاِنْ زَرَا hırsızlık yapsa da, zina etse de mümin cennete girecektir. Bu hadis var ya, o ne demek? Tevbe ederse, pişman olursa, nadim olursa diye o halde bu anlatıyor. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de zina ile ilgili olan وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ. Bakın, zina fahişeliktir diyor Kur'an-ı Kerim. Zinaya yaklaşmayın. O fuhuştur. Yani kötü bir davranıştır. Doğru bir davranış değildir. Kötü bir yoldur diye fuhuş ve fuhuşun türevlerinden ne olursa olsun bunlardan uzak durulması gerektiğini yapmakta beyan edilmektedir. Meseleye böyle bakınca isterseniz bir de Yusuf Aleyhisselam'la ilgili ayeti kerimeden bu konuya örnek verelim. Yusuf suresini açıyoruz. Burada ayet-i kerimeyi bulabilirsek bu ayet-i kerimeden beyan edelim. Bakın şöyle. وَلَمَتْ هَمَّنِّي وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَبْرَهَا رُحَانَ رَبِّ. Kadın Yusuf'a meyletti. Yusuf da kadına döndü. İnsan ya bu. Böyle bir insan içinden geçer. Fakat لَوْلَا اَبْرَهَا رُحَانَ رَبِّ. Rabbinin delilini, burhanını görmemiş, bilmemiş olsaydı günaha düşebilirdi. كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّٓءَ وَالْفَحْشَىٰ. Bakın fahşâ, fuhşun cemisinde. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için böyle yaptık. اِنَّهُ مِنْ اِبَادِنَا مُخْلَصِينَ. Çünkü Yusuf muhles. Muhlis değil bakın, muhles. İsmi meful, ihlasa erdirilmiş kullardandır. Biz önceki amellerimizle bir ihlas yakalayabilmişsek, Allah ne yapıyor? İhlasa erdirilmiş kulu ne yapıyor? Muhafaza ediyor, biz onu koruduk. O zaman burada görüyoruz ki, Yusuf Aleyhisselam bir fuhuş imtihanıyla karşı karşıya kalmış, ama ihlası ve sadakati sebebiyle bu imtihanı başarmış, sonra ilerideki devlet başkanlığına kadar veya görevine kadar yükselmesine vesile olmuştur. Şimdi bir de bu, bakın bu fuhuş kelimesi ne kadar Kur'an-ı Kerim'de üzerinde duruluyor. Evlilik dışı ilişki ve dinin vakti selimin kabul etmediği ilişkilerde değil mi? Bakara suresinden bir ayet-i kerime söyleyelim. Cenab-ı Hak biliyor ki ayet-i kerimede efendim burada اِنَّمَا يَمُرُكُمْ بِسُّٰي وَالْفَحْشَاهُ. Şeytan size günahı ve fuhşu emreder. وَاَنْ تَقُولَ لَاللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Bir de Allah'a karşı bilmediğiniz şeyi söylemenize. Demek ki insani veya cinni şeytanlar fuhuş denen evlilik dışı ilişki
tatmin olma yolları, bunların yazılması, basılması vesaire gibi bunları size emreder. Şeytanın yaptığı işlerden biri bu. Onun için bir hadis-i şerif var. Şeytan demiş ki amanesine, bugün gidin, en çok kim çalışırsa ona taç giydireceğim akşama. Akşama herkes gelirmiş, şeytan diyor, Peygamberimiz Aleyhisselam. Şunu yaptım, bunu yaptım, onu yaptım. Bir tanesi demiş ki, karı kocayı birbirinden ayırdım. Sen taca layık oldun demiş. Yani evliliklerin bozulması ile hoş olmayan davranışlar olarak görünüyor ki, demek ki fuhuşla şeytan alakası var. Şeytanın emrine girme, yörüngesine girme hadisesinin burada var olduğunu görüyoruz. Şeytan ne yapar? Bunu size emreder ve bu yolda sizi böyle alıkoyar buyuruyor. Başka bir ayet-i kerime bu sureyi açmışken onu da söyleyelim. Yine Kur'an-ı Kerim'de efendim Bakara Sure-i Celilesi'nin 268. ayeti şöyle. Eşşeytanu yaylikumul fakre ve yehurukum bil fahşâ. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Tamam. Fakir düşeceğinizi söyler. Sadaka vermekten alıkoyar veya faizciliğe alıştırır vesaire. Ve yehurukum bil fahşâ ve size çirkinliği ve hayasızlığı yapar. Yani kalbinizde artık meleğin sesi değil, şeytanın sesini duymaya başlarsınız. Halbuki fuhuş aynı zamanda fakirlik sebebidir. Bir tarafta fakirlikle korkuyor, bir tarafta fuhuşa götürüyor. Ne kadar taktik değil mi? Fakir olursun, iyilik yapma diyor. Fakat biliyorsunuz zina ve kimin benzeri günahlar insanları hem manevi imanda fakirliğe götürür hem de maddi fakirliğe götürür ki işine bağlılığı zayıflar, iş gücüyle ilişkisi, işte o işle ilişkide para harcamalar vesaire vesaire detaya girmeye gerek yok. Ne yapar? Zina, fakirlik aynı zamanda maddi ve manevi alakalı birçok fakirliklere sebep olabileceğini Kur'an-ı Kerim'e diyor. وَاللّٰهُ يَعِلُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْ وَفَلَّا Allah ise kendi katından mağfiret ve bol nimet vardır. Öyleyse şeytanı dinlememek gereken husus bu. Demek ki اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ iyi çekmek lazım. Karşı cinslerle olan ilişkiler noktasında hataya düşmemek için bunu da böylece dikkate almak lazım. Şimdi dedik ki fuhuş ve devre konusu وَالَّذِينَ اِذَافَانُوا فَاحِشَةً اَوْزَنَمُوا هَنْ تُسَهُمْ diye beyan ettik. Yani kötülük işleyenler diye beyan edildi. Başka bir ayet hatırıma geliyor. Kur'an-ı Kerim'de Necm suresi var. Bu sureyi açtığımızda burada bir ayet-i kerime geçiyor. 32. ayet-i kerime şöyle beyan ediyor. اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا لَمَنْ Bakın kaç tane ayet var. Biraz ayet okumak sıkıcı değil de bazı akıcılığını yavaşlatıyor ama olsun ayetler okumak berekettir. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak bu 32. ayette onlar ki diyor اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا لَمَنْ Ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve fuhuştan uzak duran kimseler Rabbinin mağfireti çok geniştir. Demek ki bu büyük günahları iki kategoride ele alıyor. Geçtiğini buna kebairler is büyük günah var. Kebair günah, is de günah demek. Bir de vel fevahiş, bir de fuhuş. Bunlardan uzak durursa öbürleri ne oluyor? Küçük günahlar Allah'ın izniyle namazlarla, oruçlarla, kumrelerle, cumalarla, iyiliklerle, sadakalarla affolunacağı beyan ediyor. Demek ki fuhuş öyle büyük bir günah ki bizi ne yapıyor? Helaka götürüyor. Ondan kaçınırsanız diyor Kur'an-ı Kerim bu efendim güzel sonuca bağışa ulaşabilirsiniz diyor. 42. bu Necm suresinin 32. ayeti. 42. surenin 37. ayetinde aynı anlamda manada bir ayet-i kerimenin var olduğunu görüyoruz. Dedik ki İsra suresinde 32. ayette وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَحْشًا Zinaya yaklaşmayın, o da bir fuhuştur diye ayet-i kerime fuhuş olarak zinanın var olduğunu ne yapmakta? Beyan etmektedir. Şimdi bir diğer husus yine Kur'an-ı Kerim'de bu konuyu tamamlamak üzere şöyle buyuruyor. En'am suresinin yanılmıyorsa 151. ayet olacak. Bu ayet-i kerimede de şu şekilde bir ifade var. وَلَا تَقْرَبُوا
fevvâ işe mâ zâhara minnâ mâ bâtan. Tıpkı Araf'ta olduğu gibi, fuhşun gizli ve açığına yaklaşmayınız. Böyle bir ayet değil mi? Fuhşun gizli ve açığına. O zaman şöyle bir şey öğreniyoruz. Gizli günah diye de gündemimizde bir şey oluyor. Açık günahlar belli. Açık açık işlemler. Onun için bir hadis-i şerifte buyurulur ki, bir insan bir günah işlese gizli. Gizli. Kimse de bilmiyor. Çok az insan biliyor ya da. Sabahleyin kalktı ya da birkaç gün sonra veya bir zaman. Ben falan zamanda şu 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 günahı şöyle yaşadım dese. O günahı şahitlendirdiği için o gizli günahtan özel sorumlu olacaktır artık. Yakayı kurtarmak. Niye? Çünkü küstahlık var işte. Günah anlatılacak bir şey değil ki. Övünülecek, savunulacak hiç değil. Onun için bir insanın günahını anlatması ve övünmesi küstahlıktır. Bundan dolayı da o günahtan dolayı sorumlu olduğu ne yapılmakta? Beyan edilmektedir. Son bir ayet-i kerime daha söyleyelim bu konuyla ilgili. Bunu da az evvel beyan etmiştik. Yine Araf suresi 33'te قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. De ki Rabbim açık ve gizli bütün efendim bu fuhşiyatı haram kılmıştır. Bakın fuhşun haram kelimesiyle de burada ifade edildiğini görmekteyiz. Şimdi bütün bunlara bakınca o zaman buradan şu ortaya çıkıyor. Demek ki fuhuşla alakalı olma bakımından etektûnel fahişe, siz fahişeliği, fuhşu mu tercih ediyorsunuz denmektedir. Bir diğer husus da efendim bu kadınların veyahut da eskiden cariyelerin, yani şimdi eline güç geçirenlerin kadınları zinaya sürükleyerek gelir elde etmelerinin de Kur'an tarafından açıkça yasaklanmış olduğu ayet-i kerimeler var. Bu kadarla burada iktifa etmiş olduk. Şimdi tekrar dersimize dönecek olursak, o zaman değerli müminler buradan şunu anlıyoruz. Lüt kavminin başına gelen bu musibetler neden gelmiştir? Erkeklerin bu sapkınlık suçu işlemelerinden gelmiştir. Ayete dönüyorum. وَلُوْتَ اِزْقَارِكِ قَوْمِ تَتْمِنَ الْفَاحِشِنَ وَاَنْتُمْ تُبْسِرُونَ. Dedi ki kavmine, göz göre göre siz o çirkin işi mi yapıyorsunuz? Mesela bugün erkekler erkeklerle, artık bunları çok söylemek istemiyorum ama Hollanda başta olmak üzere 10 taneye yakın Avrupa ülkesinde evleniyorlar. Ne demek istedim? Amerika'nın bazı eyaletlerinde evleniyorlar. Ve bunlar da Türkiye'de de çok rahat televizyonlarda, basında, medyada çok rahat ilgi görüyor yahut da efendim seyrediliyor veya savunulmaya başlıyor. Bir de İslam Müslüman topluluk adına söylüyoruz. Biraz da işlerine gittim şöyle diyorlar. Allah bizi böyle yaratmış. Tercihimiz yok. Allah'ın dediğini yapıyoruz. Yani Allah bizi bu temayülde yaratmış diyerek Allah'a itiraz ediyor. Eğer Allah bizi öyle yarattıysa o zaman niye bize yasaklıyor diye. Öyle değil mi? Burada yetiştirilme gibi, aile gibi, toplum gibi bunun alt sebeplerine inerek yeniden incelenmesi gereken, üzerinde durulması gereken bir konu bu. اَيْنَّكُمْ لَذِكْتُونَ الْبِكَارَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَانِ. Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Buyurun erkeklerin işlediği günah. Kadınları bırakıyorsunuz, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Şimdi tabii bir günah çift taraflı devam etmektedir. بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Doğrusu siz çok cahil bir topluluksunuz, yaptığınızı bilmez bir topluluksunuz. O zaman Kur'an-ı Kerim, bu Lüt kavminin işlemiş olduğu cinsi sapıklık buyurun, bunun cehalet olduğunu söylüyor. Ama burada şöyle bir şey akla gelmesin. Cehalet hafif bir günah gibi. Ha cahil, öyle cahildir bu. Efe hukmen cahiliyeti yekun, İslam'ın karşısında zıttında yer alan cehalet demektir bu. Tamam mı? Cahillikte var ya, o cahillikedir. Yani İslam'ın, onun için Kur'an-ı Kerim وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَفَرَّجْنَ تَفَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى. Peygamberimizin hanımları başta olmak üzere kadınlarımıza diyor ki وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ evlerimizde oturun. وَلَا تَفَرَّجْنَ تَفَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى. Daha evvelki cahiliyedeki, birinci cahiliye dönemindekiler gibi burç, star, yıldızlaşmaya kalkın. Yıldız diyorlar ya, burç da zaten yıldız demek bir anlamıyla aynı şey yani. Bugünküler star da İngilizce herhalde. Burç diyor Arapça,
yıldızlaşma deriz Türkçe, aynı şey. Sakın böyle açılıp saçılmayın diyor Kur'an-ı Kerim. Kime? Kadına. Ayet-i Kerime'de. Peki ne yapacaklar o zaman? وَلَا تَبَرْجَ تَبَرْجَ وَاَقُنَّ السَّلَاةَ وَاَقِينَ السَّكَ Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Allah sizden pisliği, günahları gidermek, sizi tertemiz kılmak istiyor diyor. وَاَسْكُرْنَ مَا يُبْلَا فِي بُيُوتِ كُنَّ مِنْ اَيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ Evinizde okulan Allah'ın ayetlerini düşünün, hikmeti bir düşünün, onları bir hatırlayın. Müslümanların evinde de okulması gereken bu. O zaman burada şunu görüyoruz, ister kadınlar arasında olsun, ister erkekler olsun, ister nikahsız beraberlikler olsun, İslam dini bunların hepsine ne demiştir? Reddedilen uşiyat damgasını vurmuş, bunların haram olduğunu ama dönmek isteyenlere de kapının açık olduğunu söylüyor. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de bu cahiliye kelimesine de dikkatinizi çekmek istiyorum. Şöyle bir ayet kelime geliyor, beni zorluyor içinde, dille onu da söyle diye. Nisa suresinde ayeti hemen bulabilirsem söyleyeyim. Şöyle bir ayet-i kerime var bu cehaletle ilgili. اِنَّمَا تَوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِينَ يَعْمِلُونَ سُوَيَ بِجَهَالَةِ Tevbe, Allah katına mahkum diyor ve ancak cahilce bir günah işleyip sonra çok geçmeden tevbe edenler için diyor. Neymiş? Cahilce bir günah işliyor, sonra çok geçmeden efendim tevbe edenler içindir diye Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyor ayet-i kerime? Beyan ediyor. İsterseniz başka bir tane cahillikle ilgili okuyayım. قَالَهَنْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ بَيَقِيهِ اِذْ اَلْتُمْ جَاهِلُونَ Bu ayet Yusuf suresi 89. ayet. Yusuf Aleyhisselam dedi ki, siz cahil kimseler iken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? Kibar da söylemiş böyle. Hani, demek ki bak, kardeşler arasındaki tüm kavgalar cehalet. Nasıl cehalet okumuş, okumuş, Kur'an kursuna gitmiş, üniversite bitirmiş. Vallahi günah galip geldi mi cehalet galip geldi demektir. Cehalete teslim olduk demektir. Bu cehalet okuma yazma bilmeme cehaleti değil. Keşke o olsa. O zaman adam der ki öğren dersin. Ama bu bildim deyip de cehalet vardır ki. Demek ki Kur'an-ı Kerim günahların cehaletle neyini kurmuştur? Alakasını kurduğunu burada ayet-i kerime gösteriyor. Bir başka ayet var Kur'an'da. Kavmun müslifun diyor Lut kavmine, müslif kavmisiniz. Halbuki biz müslif kelimesini ne demek istiyoruz genelde ilk aklımıza gelen? Yerinde harcanmayan şeye müsliflik diyor değil mi? Ya yanlış harcıyorsun kardeşim, burada harcanmaz, müsliflik yapma. Şehvetin de yerli yerinde olmamasına müslif toplum diyor Allah. Ne demek müslif? Haddi aşanlar. O zaman ne olur? قُلْ يَا اِبَادِيَا لَزِنَ اَسْرَفُوا عَلَى اَسْرِفُوا Nefislerinin aleyhinde israf eden kulları diyor Allah. Yani her türlü günah sınırın dışına çıktı mı o insan israfkar demektir. Ama bu israfı bile yemek içmekle alakalı örneğin hepimiz biliyoruz. Şimdi gelelim ayetin diğer kısmına. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَلْقَالُ Cevapları şu oldu. Bunlara siz yanlış yapıyorsunuz. Bugün de tercihleriniz yanlıştır. Siz kendi şeytani duygularınızı bir altın tepsi içinde bedenlerinizi değiştirerek günaha sokuyorsunuz. Ne annesiniz, ne babasınız, ne evlisiniz, ne çocuk sahibisiniz. Bu sapıklık olan davranışları yapıyorsun. Bunlar yanlış şeyler dediği zaman ortak cevapları şu. قَالُوا اَخْرِجُوا اَعْلَى لُوتٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَطَحْتَهُمْ Diyor, Lut'un ailesini memleketinden çıkar. Buradan çıkarıyor, bize nasihat edip duruyor, bize yanlış yaptığımızı söylüyor. اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَطَحْهَرُونَ Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış. Yani bak bak şunlara bak, şu temizlere bak, şu temizlik iddia edenlere bak. Temizsiz misiniz? Şimdi düşünün, bütün sapıklıkların, şehvi sapıklıkların yanlış olduğunu söyledi. Mesela dansın hakkında konuşun şimdi, bir sürü adam aleyhine yapmış. Tam burada konuşursa ama, bir yerde bir şeyler oldu. Bir düğünde nikaha gittiğin zaman de ki bu işte İslam'ın sınırları var ilişkilerde öyle değil mi? Peki nasıl olacak? Bunlar yanlıştır değil mi? Sen mi temizsin? Denizin kenarına gidip de açık saçık olanlara bir konuşsak ne derler? Siz mi temizsiniz? Yani sizin kalbiniz kötü diyorlar. Bizim kalbimiz temiz, bizim aklımıza bir şey gelmiyor. Gelmez tabii. Fena fil nisa, fena fil deniz, fena fil şehve, fena fil fuş olmuş adamlar. Ne gelecek adamlar? Akıl mı kaldı?
O zaman ne oluyor şimdi? Bakın cevapları şu, siz mi temizsiniz? O zaman çıkartın bunları diyorlar. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا مَعَدًا. Biz diyor Cenab-ı Hak, onu kurtardık ve ehlini de kurtardık. اِلَّا مُرَاَدًا كَرْسَارًا. Şimdi bir kadın, ya da bu karısı onun ehli olmuyor mu? İman etmediyse ehli değil, iman etmediyse oğlu da ehli değil. Ehli kim? İşte beraber hep birbirimizin ehliyiz biz. Halbuki daha evvel burada geçti bu konu. Bu kadın, erkeklerin işlediği fiili işliyor muydu? Mümkündür işleyen. Evet, o zaman ne olur? İki görüş var. Bir, diyorlar ki çok zayıf olan. Acaba kadınlar arasında böyle bir günah vardı da ona mı ışık tutuyordu? Ama daha ziyade şöyle diyorlar. Lut peygamberin evine melekler gelmişti. هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ ضَيْفِ اِبْرَٰهِمَ الْمُكْرَم۪ينَ اِسْتَقَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا قَوْمًا مُنْكَرُونَ فَرَاغَ اِلَٰهِ فَجَعْمِ اِلْجِسَمِينَ. Zariyat suresinde var, başka yerde var. Melekler geliyorlar insan suretinde. İbrahim Aleyhisselam onlara bir yemek çıkarıyor hemen. Sofrası kaynıyor demek tenceresi. Onlar yemekten yemiyorlar. Bu sefer üzülüyor, niye yemiyorsunuz? İçine korku giriyor. Onlar diyor ki korkma. Ne oldu? Biz sana bir çocuk müjdelemeye geldik. Neyse, kadın da şaşırmış, yerini bulmuş, böyle gülmüş. Ben boşuna gitmiş, hem de böyle Allah Allah nasıl çocuğum olacak demiş. Neyse ayette devam ediyor, işte böyle olacak. Allah'ın hükmü ve ilmi bunu gerektiriyor. Çocuğun olacak diyor. Soruyor İbrahim Aleyhisselam, ya bunun için mi? قَالَ فَمَا حَدُّكْ مَنْ يُعَلْمُسَلُونَ. Şimdi niye geldiniz? Diyor. Bunun için mi geldiniz? Yani sebep bu çocuk için mi? اِنَّا اُرْسِلْنَا لَا قَوْمُ مُجْرِمِينَ. Biz mücrim olan Lut kavmin için geldik. Onları yok edeceğiz diyor. Ya ama diyor orada müminler var. Bunlar da olacak diyor. Lüt var diyor. İnananlar var. Orada bir ev hanesinden başka inanan bulamadık. Onları da oradan çıkaracağız. Şimdi böyle anlatıldığında demek aynı dönemde oluyor. O zaman burada şunu diyoruz. Kadın kendi evine gelen misafirlerin yurdun karısı karşı tarafa kalmaz diyor. Buradan şu çıkıyor. Biz bir günahı işlemesek bile o günahı savunan, o günahın yayılmasını isteyen, o günahtan yana tavır alıyorsa, o günahı işleyenlerle beraber peygamberin evinde de olsa helal oluyoruz. Eşimiz esas iş bu. Demek ki camide durup da meyhaneyi savunan, içkiyi savunan var, kötü evleri savunan var, burada söyleyemiyorum hepsini. Öyle değil mi? Veyahut da bu yanlış fiilleri savunan var. Camide durup savunuyorsa adam, yurdun karısına dikkat etsin. Gıylen kulenne haramayan dâbiliği. Cehenneme girenlerle beraber ey Nuh'un ve Lut'un karısı ikiniz de cehenneme girin. Bir kişi de inanmamıştı ondan. Neye inanmadılar? Bir, peygamberliklerine. İki, nedir o söyleyeyim? Yasaklananların yasak olduğunu. Şimdi baktığınızda da bir soru gelecek. Benim de geldi. Peki o zaman bu peygamberlerle nikahları nasıl devam ediyordu? Böyle bir soru geldi insanlarından. Ben Mehmet Savaş Hoca Efendi'ye sormuştum. Şerh o menkablena bizden evvelki şeriatlerde bu durum nedir diye. O zamanki şeriatlerde inanmıyor ya küfrünü gizliyordu bu kadın dedi Hoca Efendi. Ya da efendim henüz bir yasak gelmemişti. Ama şimdi böyle bir yasak söz konusudur. Onun için evlenilmesi yasak olan kadınlar konusunda farklı ayet-i kerimeler gelince hüküm değişmiştir şeklini geniş bir mütalaa sormuştum. O zaman bundan ayete tekrar dönüyoruz. Cenab-ı Hak diyor ki قَدَّرْنَا هَمِنَا قَابِلِينَ. Onu geride bırakıp helak olmasını takdir etti. Yani geride kaldı. Lut Aleyhisselam ehlini, inananları, kimse yememedi, az bir topluluğu aldı, çıktı ve biz onları helak ettik. Peki şimdi ne olur? Şimdi şöyle bir ayet kerime olur. فَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَيْدُ الْحِكَامِ. Öyle bir fitne, bela, musibetten sakının ki geldiği zaman hepimize isabet eder. Ya çok dikkat edin. Peki hepimize isabet ederse bizim ne suçumuz var? Hazreti Ayşe soruyor, ya Resulallah onlardan değildi o ölenlerin birçoğu. اِنَّمَا يُعَسُنَّا سَلَانِيَّاتِينَ. Onlardan değilse diyor Efendimiz, dirildikleri zaman niyetlerine göre ayrılacaklar. Ama o kötülük toplumda yaygınlaşmışsa gelen musibet ne olur? Hepimize isabet eder ki işte Lut kavminde şu kadar insan gece namazı kılar, şunu yapar, bunu yapardı.
O zaman bizim ferdi ibadetlerimiz kadar toplumla ilgili çalışmalarımızın da bu konuda ciddi gayret olması lazım. İşte Türkiye'mizde zinanın serbest olması, zina evlerinin serbest olması, Lut kavminin fiillerinin böyle teşvikkar gözükmüş olması, İslam'ın bu aile yapısını dinamitleyen veya onu zedeleyen bir husustur. Sonuç, وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا. Onların üzerine bir yağmur, bir taş yağdırdık. Bakın Allah üzerlerine taş yağdırıldığını beyan ediyor. Başka ayet-i kerimeler de var. Onlarda da böyle işaretlenmiş taşlar. İşte bunlara kimisi yararlar patlamaları diyor, kimisi küçük taşlar diyor. Ama neticede nasıl olursa olsun böyle bir helakla karşı karşıya kaldılar. Yağmur gibi yağmış olmuş olmalı ki وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, bir yağmur yağdırdık diyor Allah. فَسَاءَهْ مَطَرُ الْمُنْزَر۪ينَ, uyarılanların yağmuru da ne kötü oldu diyor. Uyarılanların, nasihat edildi dinlemediler ya, bu uyarılanların yağmuru ne kötü bir yağmur oldu. Yani başlarına gelecek konusunda uyarılan insanların yağmuru ne kötü. Yağmur kötü müdür? Daha evvel anlatmışımdır. Diyor ki sahabe, bir bulut görse peygamberimizin rengi değişir. Ya Resulullah neden diye sorulduğunda, acaba afet mi gelecek, rahmet mi gelecek, endişeye giriyorum derdi. Ondan da ne yapardı? Üzüntü duyduğunu görüyoruz sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O halde tabii afetler dünyada hala devam ediyor. Çünkü tabii afetlerin günahla alakasını söylemek adam başına iş açıyor. Niye? İşte bundan dolayı herhalde edilme mahkemelerde millet uğraşıyor. Bir sürü yatanlar çıkanlar oldu. Yani doğanın olayıdır. Allah bir afeti vereceği zaman neyle verecek bu afeti? Tabii ki tabii dediğimiz bir afet şekliyle ifade edileceğini Kur'an-ı Kerim'e ne yapıyor? Ayet-i kerimelerde beyan edilmektedir ki birçok ayet-i kerime bunu فَكُلَّ نَفَذْنَا بِذَنْبِ, günahlar sebebiyle yakaladık biz onları. Kimine sarstı, kimine yağmurlar, kimine taşlar, kimine boğma felaketleri, ama biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmettiler. Öyleyse o tabii felaketler sadece o kavimlerle sınırlı kalmadı. Günümüzde de bu şekilde bir helak olabilir. Tabii asıl helak, tabii afetlerle helak olmanın içindeki helak, bu kötü ahlakın sonucunda ahirette helak olur. Burada helak olup adam ölür gider. Ama ahirette cennete giremezsek, işte büyük helak o zamandır. Öyleyse Cenab-ı Hak'tan dileğimiz, niyazımız, bu kötülüklerden uzaklaşmak, işleyen kardeşlerimizi af ve tövbe ederek istikametten daim olmalarını Cenab-ı Hak kendilerine nasip eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Cümlemize sağlık, afiyet ve istikamet nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha.